sevgili arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Kedim her zaman dönme efekti veriyordu ya. Bu sefer dönme efektimi vermedim. Bu arada yolculuktayım. Arkadaşlar havuzdan çıktığımda üzerime elbisemi arabanın içerisinde bunu giydim. Kerem'in komik olduğundan dolayı giydim. Hatta böyle Ezel'e benzemedim mi? Ya benzedin değil mi? Kerem böyle bir şey işte arkadaşlar. Düşünün, canavar. Evde canavar besliyoruz. Yolculuktayız. Yine baskın serilerimizden bir tanesi. Bugün Barış Pıran'ın evini basacağız arkadaşlar. Ama bu baskın sizin izlediğiniz o baskınlardan değil. Bu çok farklı bir baskın olacak. O da videonun içerisinde sürpriz olsun. Bu tarz baskın videoların devamını istiyorsanız yorumlara hangi YouTuber'ı istiyorsanız yazınız arkadaşlar. Biz de ona göre baskınlarımızı o evlere göre. Bir gün helikopterle ineceğim. Birinin evini göreceksiniz. Bak bunu da yapacağım. Koy bak, ne yapıyorsun? Koray Bey, ne yapıyorsun? Ne oldunuz siz? Siz bir sizin bir çocuğunuz var. Gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi Barışlara gideceğiz. Barışlara gideceğimiz için güzel bir çikolata, böyle çiçek var mıydı? Çalacak yer var. Anında artık düğün salonuna çalıyor. Güzel bir çikolata falan alacağız, tatlı falan alacağız. Bir kilo bunu alalım. Şurada gönlümün sultanı yazdık. Prensesi de aldım. Şurada. Oğlum tepkileri ne olacak, çok merak ediyorum. Atışlı silah yoksa evlerinde sınır. Yok, onlar da pek durum tabii yok. Bir de şunu alalım. Ya biz bizim oğlana bir tane kız isteyeceğiz de küçük. Delirttin lan beni! Burada çok heyecanlı lan. Hayat sizden önce evlenir. Hayat var. Şimdi Barışlar'a gidiyoruz. Adana'ya geldiğimde külahla dondurma yalamadan duramam arkadaşlar şimdi. Damat Bey'e de verelim. Damadın üstünü pisleteceksin ama. Tamam, çekme ya. Arkadaşlar şu anda Barış Pıran'ın evine gelmiş bulunmaktayız efendim. Az sonra evine gireceğiz ve hiç beklemediği bir şey söyleyeceğiz. Elimizde bir tane çikolata, bir tane damat. Bir tane baklavamız var. Ondan sonra bir tane küçük bir ayı aldık. Zaten hiç almaya gerek yoktu aslında. Barış Pıran da zaten bunun bir gerçeği. Kayınpederimizle ne biçim konuşuyorsun sen ya? Pardon, çok özür dilerim. Allah'ın emri, peygamberin kabliyle kızını istiyoruz, veriyor mu vermiyor mu diyecek. Yanımızda para getirmedik, o başlık parası istiyordu, atlı storylerden falan görmüştüm. Başlık paramız yok, bakalım bizi nasıl ağırlayacak. Ama ilk önce olay işte kardeşim ne yaptın falan, nasılsın falan muhabbeti. Sonra çikolata falan, tamam. Ama herkes ciddi olalım. Çok ciddi. Kalkan gireyken bunları vermemiz lazım. Vermeyecek. Vermek yok. Lan ben birkaç kere kız istedim. Hadi vermezse kızı. Vermezse aldığı zulüm gelir. Şimdi ne kadar pislik çıktı. O kadar para verdim. Hadi gidiyoruz. Bu baskın normal baskınlara benzer mi? Ben böyle baskınları sevmem mi? Bizim yüzümüzde kamuflaj olacaktı. Kapıya yumruk atarak gidecektik. İçeride Barış Pıran'ı test kelepçe yapacaktık. Kafasına bir tane yumruk atacaktık. Ondan sonra şey olacak. Arkadaşlar altıma sıçtım. Arkadaşlar şu an kapının ardından gidelim. Ben kapıyı çalamıyorum. İnşallah açar. Almadan çıkıyor. Elimde çikolatayı görse hemen anlar. Almadan çıkıyor. Kızı alacağız kızı. Bu kızı istiyorum ben. Merhaba. Merhaba, merhaba. Selamlar. Hayırlı akşamlar. Nasılsın, değil mi? Bilir miyiz lan? Deyince merhaba. Nasılsın? Merhabalar. Bayramlar. Güzel çekim. Merhabalar. Abi sen? Kanka ne yapıyorsun? Selamünaleyküm. Evde baskın yaptık. Biz genelde böyle ters kelepçe falan yapıyorduk. Ama ters kelepçe falan yapalım. Çünkü buraya bir hayırlı iş için geldik. Buyurun. Yani gece 3'e 10 geçe gelmeniz bu konuya dahil mi? Hayır. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikle bu zamansız ziyaretin için seni tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Biz İstanbul'a giderken bir Barış Pıran'ın yanına uğrayabiliriz. Neresine geldik? Evet. Yani tam dönerken uğradığını anladım. Gece 3'e 10 geçmesi olduğunda. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Çok mutlu olduk seni gördüğümüz. Sen sütlü, tereyağlı, şan fıstıklı. Bu bir kilo mu? Bir kilo mu? Bir kilodan biraz eksik, yolda biraz yedik. Bagajdan unuttunuz, vardı. Sanki vardı bagajdan. Oğlumuzu da alalım da bıçağımıza. Çok tatlı maşallah. Teşekkür ederim, sizinki de çok tatlı maşallah. Yakışıklığa bakar mısınız ya?
Hep uyur mu? Instagram hesabı 40.000'i geçti bu arada. Evet. Yani beri yollarda yok. Benimkisi 30.000 ama çok aktif olmamasına rağmen. Yok, bizimki de aktif olan bir. Ama yine de potansiyeli var demek ki. 40.000-40.000 kere maşallah. Ama biliyorsun ki kaşı gözü yerinde olmadı, karın doyurmuyor Tugay. Tabi. Kendisine ait tane arabası var. Aynen, kendisine ait bir akülü. Hanım sen o zaman bir de şu kahveleri getir bakayım. Şimdi konuşmaya değer bir şeyler başladı. Kahveler gelsin. Baksana oğlum, o da şey var. İyi dedim değil mi, arabası var falan. Babası zaten YouTuber. Kaç milyon aboneniz vardı Barış Bey? Canım bizimki abonelikten öte çok etki edemiyor. 2,5 milyona yakın abonemiz var şimdi. Aşkım. Biz de yeni... Yavaş bakma, bakma yavaş bakma, bakma! Bihter de biraz böyle ama. Teşekkür ederim yengeciğim. Bihter'in böyle olması hiçbir şey değiştirmiyor. Çok teşekkür ederim. Şimdi bunu yapmasaydım gerek yok. Belki bir tanesine ver yerine bunlardan. Hepsine verme abi, ne gerek var ya. Şerefsiz miyim, bana niye vermediler? Şerefsizsin. Abi öyle yaptık. Ya biz de yeni olmamıza rağmen 3 milyon aboneye geldik de. Maşallah maşallah. Birikimi var oğlunuzun başka arabadan başka. 2 balya bezi var. Ya şunlara 4-5 balya bezler de çıkıp gitsin de uykumuz geldi. Saat 3 10 geçiyor. Tabii bez de kalmıyor bunlarda. Yani çocuğum çok zaten yakışıklı. Ya çocuk yakışıklı yakışıklı da. Oğlum. Oğlum sen niye gel? Sizin kız nerede? Kızım diye demiyorum. Ben bunu özellikle sikkoya takılarda uyutuyorum. Güzellik uykusunda şu an. Kardeşim ne yapıyorsun? Abi şöyle yanına. Ya yanına yanına. Yok. Önce nikah, ondan sonra yanına. Çocuk sinirlendi. Asla asla. Kardeşim ben bu kızı ikinciye aynı paraya satamam. Bak Allah da ama yazık ya. Alacak değil mi? Tamam, amca sen. Tamam. İnşallah. Babanın parası varsa senin de yüzün güler. Şimdi oğlunuz ne iş yapıyor Tugay Bey? Hala akşam çıçıyorum. Söyleme. Yani kendisi şu anda günlük 2 saat 3 saat cello dinliyor mesela. Yakında bir cellocu olabilir. Seneye yani piyano dersleri başlayacak. Tabii. Saz da çalmayı öğrendi. Artı çok güzel Valorant oynuyor. Şimdi açık söyleyeyim. Bir kızı hanım çok istedi. Saksafon çalmak istiyor dedi. Ben dedim ki Barış Bey'in kızı saksafon çalıyor dedim ben. O konuda net bir böyle teşhisi koydum. Müzisyen olması açıkçası bana biraz itti çünkü biliyorsun sanat ülkede para etmiyor. Evet. Yani bütün herkes peşimdeler peşimde. Etmiyor. Yani bizimki zaten üflemeli değil, yaylı çalıyor. Anladım. Yani çok yine dikkatimi çekiyor. Yani bacakları açıyor filan cello'da. Hiç sevmediğim bir görüntü yani. Tabii bizim oğlan cello'yu şu şekilde tutarak da çalabiliyor şöyle. Sebebi ziyaretimiz dedi Tugay Bey. Yani sebebi ziyaretimize gelelim mi? Gelelim. Ayaz doparlan kendine gel. Bu da haşin var biraz haşin. Müteahhit gibi otur. Tabii ki de sizin aboneler biraz düşük olunca belki bizim abonelerimizden falan faydalanabilirsiniz bu birleşim şeyiyle. Ayaz bunu sevmedi. Sebebi ziyaretimize geçelim. Bizim oğlan sizin kızı Instagram'da. Ben sizin storylerinize bakarken görmüş. Tabii çocuk onu görünce bir olsun şey, onu görünce bir güldü, bir neşelendi, bir hareketlendi böyle çocuklar dolu. Haliyle sebep ziyaretimiz belli. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle biz Bihter'i, bizim oğlanı istiyor. Ha! Kızımızın güzelliğinden falan değil. Yanlış anlama. Bizim oğlan kel. O da kel olunca iki kel bir araya gelince belki dedim hani zamanla şey iyi olur dedim ya. Meslektaş sonuçta. Şimdi Tugay'cım seni severim biriktim. O zaman da bu elde ettiğim başarı da ilgimi çekti. Fakat lakin ki ben daha somut şeylerle ilgileniyorum. Abone dediğin bugün takip eder, yarın bırakır. Ha, hepsi sonuçta birer hızlı kırık. Benim burada dikkatimi çeken şey nakido. Benim kızım için belirli harcamalarım, belirli burada yatırımlarım var. Ben bunu yaparken de canımdan can koptu. Yani burada kolay bir işlem de söz konusu değil. Yani kısacası kızı erken istemenden dolayı sana başlık parasında bir konto uyguluyorum. Normalde 250 bin dolar olarak tahsis ettiğim ücreti 231 bin dolara şu an indirmeyi doğru buluyorum ve yani şimdi buradaki geliş tarzını da çok beğenmedim. Çocuk bir takım giymemiş, ıslak bedene bir papyon olabilirdi mesela. Ya bunlar da olmadığı için... Sanki Adana'dan gelmiş gibi, Ceyhan'dan gelmiş gibi. Zaten Adana'dan geldik. Yani şunları da konuşalım başlık parasının dışında. Adana'dan geldik deyince benim için önemli. Önemli olan 2-3 detay var. Şunu söyleyeyim. Kurban Bayramı'nda kadıma işkembe temizletecek mi? Şırdan yaptırır mısınız? Hiç olmaz ütü tosta ilginiz var mı? Yani şimdi
Şırdan'ı biz Adanalı olarak çok severim. Bizim yani, ayağı da çok sevdik. Yani şırdan yapılır. Abi bunu kız yapmak isterse yapar. Yapmak istemezse yapmaz yani. Bunu zorlayamayız. Bizim çocuk da çok marifetli. Bizim çocuk da tabii ki de marifetli yani. Mesela çok iyi uyur. Dedesi pastane şefi. Aynen. Babam benim pastane zaten. Pastacı yani. Evet. Kesinlikle bu çocuğu aldıktan sonra tatlısız, pastasız, baklavasız ve bici bicisiz asla kalmayacaksın. Tugay'cım. Peki sizin bir kızınızın bir marifeti var mı? Kahveyi bir daha nasıl yaptı getirdi yani? Ya şimdi benim kız için şöyle söyleyeyim. Şimdi geleceğe vaat eden kendisi şu anda iki ailenin tek torunu olup iki zengin dedenin tek varisi. Eğlişim bir kız. Biz de yaparken özellikle ben yapma sürecinde az daha sağlıklı aşıları tam. Yani bizim kızın gelecekte yani bir Miss Turkey birinciliği ya da influencer olarak 1 milyon takipçi görmesi 13-14 yaş. Şimdi biliyorsun yani kızlar daha hızlı büyüyorlar o çağda. Sizin erkek anca 18-19'dan sonra belki bir oyun kanalı. Yani belki çok iyi giderse slime biliyorsun. Ya Bihter annesi gibi yemek yapar. Bilen biliyor çok iyi yapar. Çok iyi yapar. Yani az önce içtiğimiz kahveden bir şey anlamadık yani. Bir tane şimdi burada benim kahveme eleştirilecekse başlık parasındaki discount'u biraz değiştirmeliyiz. Bak sen kahveyi beğenmemiş. Yani şimdi burada bizim çocuğumuzu da çok fazla bence öyle 3 artı 1 kahveyi 6'ya bölüp getirmişler önümüze koymuşlar. Evet. Bizden başlık parası istiyorlar. Evet. Üçü bir arada. Tuz bile eklemedik. Ağzı yanmasın diye çocuk. Tabii. Bir dakika ben hallediyorum. Şu arada bizi de çekelim. Çocuk yamuldu yalnız. Çocuk bize. Şey Barış Beyciğim şimdi sonuçta çocuklar çok genç. Bayağı genç. Bebek lan bunu bir ön başvuru olarak alsak diyorum. Acaba başlık adayların içerisine koysak mı? Ön başvuru. Hani bir oyun çıkmak üzere ön başvuru, ön kayıt yaparsın. Öyle bir şey yapsın. Mesela şimdi geçen gün sizin Bihter, bizim Ayaz'a DM atmış. Haberiniz var mıydı acaba? O atmamıştır be. Ya bir kızı 1000 kişi ister, bir kişi alır. Barış'a da ben yazdığım için olur yani öyle şey. Ya tabii bunun anası da bana yürüdü. Yani. Para işini biraz fazla gündeme getirirsen. Her şey para. Bunların yakında kızı da para ister. Ben bizim oğlanla ben o kadar para veremem. Bir çocuk daha öyle. Vazgeçecek. Tamam. Belki büyüyünce beyinlerinin ambalajı açıldıktan sonra konuşur. Bunu yani... Bir kere Alman vatandaşı, Ayaz'la evlendiği zaman Alman... Avrupa vatandaşı. Sen şimdi ona pasaport çıkartmaya kalkış. Bu. Ne kadar para? 7500 mark. Markmış, murtmuş bilmiyorum. Adanalıyım. Yani siz de zaten Los Angeles'ta oturmuyorsunuz. Siz zaten Mersin'de oturuyorsunuz. Yani Mersin'de... Hatta buraya gelirken bile ormanın içinden geldik. Evet. Yani. Ormanın içinden geldik. Evet. Şuradan bana domuz o dedi mesela. Vallahi dedi yaban domuz. O inektir. Kapalı olarak para bıraksak. Yani tabii kapalı olarak normalde %15 civarı düşünüyorduk ama 231 bin dolar yerine 31 küsur artı alsak da bizim için şu anda 16-17 sene ızdırap atabilirim. Serkan paraları getir oğlum. Yeğenim için boş gelmedik buraya. Biz de biraz birikim yaptık. Yani. Abi al temizinden 31 lira. Tamam mı? 31. Buyur. Elleme lan. Bu kızı bize bırak. Sen son ne veriyorsun onu söyle. Allah. Son ne veriyorsun onu söyle. 331. 231'den başladım 330'a çıktım. Türk lirası. Türk lirası. Türk lirası. Türk mark yok. Vallahi yok. 331 derken 1000 TL anlamında. Yok canım öyle değil. Al şunu. Gel şöyle. Hocam ben bu işten cayarım. Canım bizim son bu kızı 200 bin dolara kırk çıktı dağı götür. Al 20 daha ver. 20 daha ver. 20 daha. Hadi iyi pazarlaşırsın. 180 bin dolar bir de yatak odası takımı. Bu ne oğlum? Lan 20 daha ver. 160 bin dolar bir de çeyiz seti. Al şunu kapat. Bitti hadi bitti. Ha bu kadar. Ektim. Oh kardemedik. Aldık mı? Yok parayı aldım ben. Yoksa kızı vermedim yani. Aldım sen. Ne demek yapacak bir şey. Çocuğum boynu bücük kaldı ya. Şu 60'ı ben sana bir tane şişme. Biz vazgeçtik kardeş. Abi çikolatamızı falan da alıyor. Lan onlar götürün mü diye? Hiç gerek yok. Onlar götürün. Lan Tugay! Onlar bırakın. Oğlum boş gitmeyek lan. Oha. Oğlum test sisteminin de mi götürün? Evet. Arkadaşlar şaka bir yana. Kardeşim biz bu videodan önce de gelmiştik. Yok yani bir saat önce falan geldi. O kadar da hakikaten gece geldi yani. Bir saat önce geldik. Harbiden gece geldik. Bu arada çok rahatsız et kardeşim. Sen. Kardeşim. Ama benim umurumda olan bir şey değil. Allah. Tükeline kal. Yalnız elin götür. Eller bayram. Kardeşin evine geldik. Adana'ya gelmişken Mersin tarafından yoldan geçerken bir uğrayalım. Çok sağ olsunlar. Allah hakikaten bunun soyunda kızı almaya gelirsek vermem yani. Yengem çok sağ olsun. Kahveler, çaylar yaptı bize. Kardeş burada muhabbetimizi plan ettikten sonra böyle kısa bir komik bir şey çekelim dedik. Lafını bölebilir miyim? Efendim.
Biz dışarıda kahve içerken bunlar süt kardeş olmuşlar. Evet. Süt kardeş mi olmuşlar? Süt kardeş oldular. Cidden gerçekten artık süt kardeşler. Maşallah mis gibi yatıyor burada. Babası ona çok güzel bir yatak almış. Barış Bıra'nın yayın yaptığı odasına bakalım. Evi zaten böyle. Aslında ilk geldiğinde daha çok bu bölgeyle ilgilenmişti. Şimdi o bölgeyle. Bu bölge çok güzel bir bölge. Yani çok güzel bir bölge. Burada güzel bir nasıl söyleyeyim? Işıklandırma almış. Dekor, otantik. Otantik, lüks, güzel bir detayında. Arkadaşlar buzdolabı 16 bin liraymış. Bu ev senin değil, kira. Benim değil, kira. Ama yakında inşallah Allah sana İnşallah yaptırıyorum güzel bir ev. İnşallah Bilkeli Ayaz'ın bahçede çimenlerin üzerinde koşabileceği, kamimi olmadan oynayabileceği bir alan yaratmak. Mesela bu ne? O bir matara. Şey değil, o basit matara. Bir matara hani... Çalabiliyor muyum? Sana çok pahalıya katar abi. Ne kadar mesela? Ya çok pahalı bir şey değil yani. Süs olarak gösterir. İstiyorsan sana hediye edebilirim. Şirketimizin tabelası açtı. Evet, kurumsal bir şirketimizin tabela verdim. Ben birisi. Şöyle yapmaya geldim. Fotoğrafı çeksin. burada mesela niye böyle bir koltuk var? Şimdi şöyle söyleyeyim. Temizlikçimiz geldiği zaman, evi temizlediği zaman bazen biz uyanmamış oluyoruz. Bizim uyanmamızı bekliyor. Burada kendine özel bir alan buluyor. Yatak odasına bakacağız. Baldırımız odası. Burası. Burası bizim gaming. Evet. Dediğimiz bölge. Barış Bıra'yı yayınlarda, videolarda burada görüyorsunuz arkadaşlar. Evet. Gayet hoş, gayet kibar, gayet güzel bir odamız var burada. Rahat. Hocam rahat. Burada 3 tane oynuyor. Yalnız neden burada 4 tane koltuk var? PUBG kaç kişilik oynanıyor? 4 kişilik. Basit. Yani Barış Bıra'nın evinin adresini verdiğimde 3 bir squat girebiliyorsun. Tamam, bir squat girebilecek. Videonun sonlarına doğru. Bir de mesela oturma planı olarak mesela bir kişi buraya oturdu. Bir kişi yana oturdu. Mesela şu köşelerde de bir kişi laptopta takılabiliyor. Hocam bunun ağacı ben kendim kilitledim. Masayı çok kırıkladığım için sağlam kalması önemliydi. Yani neler Peki hili kullanıyor musun? Tabii. Her sabah, her sabah elimi yıkarım. Hatta ben de linkini aldım. Boş kaldığımda tırnaklarıma manikür de yaptırırım. Hilemi hep yanımda tutarım yani. O sabit. Kırdığım gitar. Bunu niye kırdın mesela? Sinirden oyun anında. Videoları bu arada Barış Bıra'nın kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar şu şekilde itiyor. Evet. Barış Bıra. Kırdı. Kırmadım. Zaten biz onu alacaktık. Çıktı. Kırıldı. Ha, bitti arkadaşlar. En kullanışlı peçete olarak. İnanır mısın ben de öyleyim. Hem de zaten o sivilcelerden de anladığım üzere bir çok yoğun bir peçete kullanımı hissetti. Peki 31 rakamını neden çok seviyorsun? Hatay'dan aldım karıyı, ondan sonra bir benimsedim. Şaka. İnşallah. Tamam. Arkadaşlar burada da Maraz'da Mişa'mız Barış Bıra. İçeriye aldırmadı. Senin köpeğin sıçar. Senin köpeğin düşer. Şimdi her gün elimde köpeğin. Bu sefer de hayvan düşmanı oldu. Sen buna köpek demeyi utanmıyor musun? Oy. Bu sefer ben oldum. Bu sefer buna köpek demeyi utanmıyor musun? Yok. Şaka bir yana Maraz'da Mişa çocuklar olduğu için içeride rahat durmuyorlar, döküyorlar, saçıyorlar dışarı. O her zaman benim Bu arada dışarıdalar dediğim dışarı cennet. Hemen dışarıya çıkalım. Buyurun çıkalım, buyurun Tübel Bey. Maraz'ım, bir dakika. Beraber atlayalım. Yok. Peki şöyle bir şey yapalım. Seni bizim ekibe attıralım. Yani varsa götü yiyen deneyebilir. Kim kimi atıyor? Kim kimi atıyor? Konuşabilir. Sallanmıyor bile onu. Ben, yok. Gerçekten istiyorsan 2 dakikamı alır. 2 dakikada beni indiririm o yani. İstiyor musun? Yok kesinlikle. Ben bir suyunuza bakacağım. Oo sıcakmış bu arada. Kanka ben gideyim ya. Senin sürekli Instagram'a attığın şeyler bunlar mı böyle? Telefonun nerede? Gel sen de be. Yok. Ama suyumuz gayet temiz. Galiba boğuluyor. En son Adana'da barajda yüzdüğünü söylemişti. Bundan da faydalanmış oldu. Arkadaşlar videomuz böyleydi. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Yengeme. Çocuk isteme diye gelip. Havuza girmedi en son. Evet. Alttan bakma lan. Alttan bakma. Tehlikeli alttan bakma. Tamam. Barış'a, yengeme çok teşekkür ederim. Bizi çok güzel bir şekilde ağırladılar. Tabii biz o kısımdan çekemedik arkadaşlar ama bayağı eğlendik. Sıkıntı var. Bak çektirince gülen tek adam var. Farkında mısın? Dön çek onu. Ben bir çek onu. Lazım. Diğer videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a. Allah'ın kılıbı bulmayın gibi. Ben Instagram'dan takip edip bildiğimi açmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Öpüyoruz sizleri. Cansınız. Bay bay. Lan bakalım bu arada kızı falan verecek mi? Oğlum gülme. Parasından neyse diyorum.